Efendim, ünlü sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Aslı Tuğramlı. Hoş geldin Aslı. Hoş Nasılsın? Buldum. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutlu Rica oldum. Ederim. İyi ki geldin. Aslı'cığım, hem oyuncusun hem sunucusun. Ayrıca tiyatro yapıyorsun. Nasıl? Yani yoğun bir koşturmacan var değil mi? Biraz bahseder misin? Ya aslında tabii şu pandemiden evet. ötürü çok fazla yoğunluğum biraz azaldı ama eğitimim bu alanda aslında tiyatro, drama, komedi eğitimi aldım. Ben Müjdat Gezen mezunuyum. Ondan kaynaklı bir tiyatro geçmişim var. Evet. Evet, çok fazla oyunum oldu. Çok oyunda oynadım. Özel tiyatrolarda çok çalıştım. Yaklaşık 17 yaşında başladım bu Aa, çok iyi, duruma. çok Ama genç. tabii şimdi tiyatro oyunculuğu, ben de böyle yılların tiyatrocusu gibi konuşmayayım ama hani tiyatro oyunculuğuyla dizi oyunculuğu, yani tabii ki çok farklı şeyler. Evet. Biz mesela tiyatro geçmiş olan insanlar bir şey yaparken daha böyle işte heyecanlı oluyorlar ama dizi biraz daha donuk, biraz daha Evet. böyle sakin karakterlerde olmak gerekiyor. Öyle oradan kaynaklı bir şey var yani. Hangisi daha keyifli, dizi mi tiyatro mu? Hani ikisi. İkisi de yani kendine has aslında. Önemli olan orada bence o kimlerle çalıştığın çok Önemli. önemli, çok Doğru. önemli. Ben bu konuda çok şanslıydım. Hep böyle çok iyi insanlarla çalıştım. Tiyatro konusunda zaten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yedi Kocada oynadın değil mi? Yedi Kocalı Hürmüz yaptığımız bir müzikaldi. Evet, sevgili Çok. Bilge Akalay Hürmüz Evet. olarak oynadı. Çok çok değerli isimler vardı. Müjdat Gezen yönetmendi. Çok fazla şey öğretmiştir bana. 2 sene boyunca Team'de yaptık o oyunu. Çok iyi. Aynen, Türkiye İnanoğlu'nun sahnesiydi. Evet. Öyle. Aslı gibidir film. O da çok Aslı eğlenceli gibidir. bir film. Evet, benim ilk sinema filmim Aslı Evet. gibidir. Aslı inandık. Ona da buradan sevgiler olsun. Evet. Çok keyifliydi o da. Çok komik bir kız herhalde, değil mi? Çok neşeli yani, biraz enerji, çok böyle hiperaktif bir kıza benziyor. Aslı Tanımıyorum Aslı'yı ama. yani çalışması çok güzel bir kız ve kendi gibi olan bir kız. Yani Doğal. evet, doğallığı zaten onu o yapıyor bence. Evet. Yani şanslıyım onunla da iyi bir Takip arkadaşım. ediyorum onu. Ben çok eğlenceli reels çekiyor mesela. Çok Evet. güldürüyor beni. Evet, Çok bu işi doğal. çok iyi yapıyor Evet, gerçekten. inanılmaz. Ya o da bir beceri. Ben yapamam ya. Ben hani ben onu yapamam gerçekten. De 50 defa herhalde tekrar yaparım. Mesela o reels'leri çekiliyor. O da bir şey yani, sonuçta bir marifet ya, bir Ya değil mi? inanın Değişik. Serap Hanım, öyle bir şey ki bu Instagram'da, daha doğrusu sosyal medyayı kullanabilmek Evet. gerçekten bir yetenek. Ben o kadar yetenekli Ölüm değilim. Ölü Aşk şu an çekildi, bitti değil mi? Evet, Herhalde montajda şu montajda, an. Evet. bu yıl herhalde artık vizyona girer değil mi? Evet, inşallah girecek. Aslında bir televizyon sineması olacak bu. Bir gişe Ha, filmi gişe değil. filmi değil, Evet, bir okey. televizyon sineması olacak. Ya Bir güzel. kanala satışı yapıldı. Ama çok Çok iyi. güzel, çok aile komedisi, kara mizah bir şey böyle. Böyle. Farklı bir şey. Ölümüne aşk deyince tabii insanlar daha böyle işte Aşk hani, romantik evet. bekliyorlar ama hiç romantik bir... Böyle durum komedisi değil Evet, mi? biraz mizah var. Evet. Hiç öyle romantik bir film değil yani, keyifli bir film. Çok güzel. Bir de uzun süre sen magazin sundun. Çok iyi bir çok iyi sunuculuğun da çok iyi, ben seni çok takip ettim. Ya. Nasıl, onu bıraktın şimdi? Farklı proje var mı yeni gündemde? Yani aslında bıraktım, hani öyle bıraktım demeyeyim ama ya bu bizim dünyamız aslında biraz show business Evet, tabii. dünyası. Yani bir kere o televizyona girdiğiniz zaman önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirmek istiyorsunuz. Tabii şimdi magazin olarak baktığınızda magazin sunuculuğu diye bir şey yok. Bir sunucusunuz Doğru, siz. Yani aynen size bir öyle. şey Magazin veriliyor, sunu. emanet ediliyor ve onu olabildiğince iyi insanlara vermek istiyorsunuz. Ben biraz canlı yayınla birlikte canlı yayın deneyimini oradan kazandım. O da çok güzel bir ekipleydi. Sevgili Timuçinler, sağ olsunlar. Onlar da bana çok şey öğretmişlerdir. Ama sonra sunuculuk, bir baktım ki bir tık daha oyunculuğun hani önüne geçmeye başladı. Çünkü insanlar çok fazla böyle hani, tabii Evet. ki devam ettiğim bir şey. Evet. Çünkü gün sonunda çalışmak Ama önüne durumundasınız. geçmesini istemiyorsun İstemedim, oyunculuğunu. evet Okey. istemedim çok fazla. O yüzden öyle kısa bir dönem, bir 6 ay kadar öyle bir deneyim yaşadım. Öyle oldu. Ya, okey. Aslı, vegan mısın sen? Ya onu şöyle söyleyeyim. Biraz açar Aslında mısın hala konuyu? değilim. Onu söyleyeyim. Okey. Ama
o hayata alışmaya çalışıyorum. Yani bunun makyaj eşyalarımla başladım, kullandığım şampuan ürünleriyle başladım. Çünkü veganlık hani sanıyorum ki geçirdiğim rahatsızlıktan evet, ötürü. Evet, bir rahatsızlık geçirmişsin, onu da aslında öğrenmek istiyorum senden. Soracaksınız. Ya evet, bir böyle vegan diyeti yaptım ben. Vegan diyeti yaptıktan sonra biraz hani hayatımı da acaba ben ne yapıyorum diye açıp bakıp okuduğumda aslında hiçbir şeyin o gülen inekler gibi, o reklamlardaki gülen inekler gibi olmadığını gördüm. Öyle olunca da biraz böyle mantık üretmeye çalıştım. Dedim ki ya yok ya, galiba yiyemeyeceğim ben bunu falan, hani olmadı. Uzun süredir de evet uzak durmaya çalışıyorum. Peki neden rahatsızlandın? Çok ya, aslında vegan diyeti şöyle bir şey. Yaparken atıyorum mesela mercimek yediğiniz zaman hani protein alıyorsunuz ama işte omega almanız gerekiyor aynı zamanda. İşte vitamin eksikliğini ekstra almanız lazım yani. Çünkü yani vücudunuz bunu istiyor. Doğru. Ben biraz açıkçası onu ayarlayamadım. Abarttın yani. O biraz zaman. Biraz ayarlamasını yapamadım. Biraz ayarsız bir diyet oldu. O yüzden çok öyle dikkat bir... etmek gerekiyor o zaman, değil mi? İnsanın sağlığını bozabilir yani. Evet, yani hastaneye kaldırılacak kadar hayatım boyunca hiç çok geçmiş bayılmamıştım. olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Artık o dengeyi kurmuşsundur ama. Kurdum, kurdum. Değil mi? Evet, kurdum. Nazara inanır mısın? Ay. Şimdi bu konu çok uzun bir konu. Yani kim inanmaz? Yani bakın, ya inanmayan çok, ben de, çok inanıyorum. Bugün de kandil yani. Gerçekten Evet. Burada da herkese kandilini kutlayalım. İnanın, inanıyorum ben ya nazara. Çok Ben de inanıyorum. Öyle. Bir ortama giriyorum. Eve geldiğim zaman alan bir ağırlık çöküyor bana. Aynen öyle. O kötü enerji. Ya kötü enerji, enerji sadece kötü olarak değil aslında. Yani ha, iyi enerji de beğenenler de aynen evet, öyle, gerçekten doğru. Yani Doğru 3 kişiden söylüyorsun. fazlanın benim hakkımda konuşması benim dikkatimi üstüme çıkıyor Ya yani. bana mesela işte gözlerin çok güzel dediklerinde ertesi gün mutlaka bir arpacık çıkıyor gözlerimde. Ay Ben ama çok çok onu güzel. yaşadım. Çok teşekkür Mesela ederim. çıkmaz, Senin benim de nazarım öyle. değmez. Gerçekten. Ya o işte iyi niyetli. Hani bazen derler ya işte çocuğuna bile nazarı annenin babanın özellikle değiyormuş. Hakikaten de tabii ki doğru söylüyorsun. Kötü enerji olması gerekmiyor işte. O iyi enerji de Evet. fazla ağırlık yapıyor herhalde Ya insanların insanın üzerinde. kendine nazarı değiyor. Aynen öyle. Kendine nazarı değiyor yani. Aynen öyle. Çok güzelsin. Ay. Ama çok yazılıp çizilmiş. Yani bir sürü estetik yaptırdı, bir değişti falan. Hiç öyle bir şey yok. Bence aynı aslısın. Evet. Seni ben hani takip ediyorum senelerdir. Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Var mı böyle ufak dokunuşlar aslı? Evet var. Abartıldı mı yani Var o var. Ya yazılanlar? abartıldı demeyelim. İyi ki de abartılmış. Bakın herkes ne güzel. Ha, çok güzelsin. Yani iyi ki de abartılmış. Ben estetiğe karşı değilim. Hani karşı olmam için benim de yaptırmamış olmam lazım. Ayarında olduğu sürece hiçbir sorun yok. Var evet, küçük dokunuşlar var. Mesela ben ilk çıktığımda benim dişim ayrıktı. Ondan sonra o beni rahatsız etmişti. Sonra dişimin ortasına lazer yaptırdım. Mesela bu bir estetikse evet bir estetik. Bunun adı gülüş estetiğiyse evet gülüş estetiği. Evet. Ya bilmiyorum. Ya ekranlardasın bir de, o önemli şeyler Evet tabii ama ki, mesela o çok da olması gereken. yüzümü çok da değiştirmeyi çok değiştirmek bana göre değildi yani. Çok da değişmedim zaten bence. Evet. Yani yüz konusunda. Seyahat etmeyi seviyor musun? Yurt dışına, yurt içine yani seyahat eder misin çok sık sık? Yani tabii 2 yıldır çok edemiyorum. Öncesinde Evet, çok ediyordum. pandemiden Çok dolayı. ediyordum. Çok fazla yurt dışından arkadaşlarım var. Seviyorum değişik yerler görmeyi. Meraklı biriyim. Seviyorum. Seviyorsun. Hoşuma gidiyor Mesela Şevval Şahin'in bir açıklaması olmuş. Çok da severim kendisini. evet. Demiş ya işte pandemi yüzünden hiç özgürce seyahat edemiyorum. Hayatım İstanbul, Miami ve Londra arası geçiyor sadece. Ne diyorsun bu konuyu? Kızı çok eleştiriyorlar da. Ne diyorsun bu konuyu Yani hakkında? tabii şimdi tabii herhalde çok fazla geziyorsa Çok. olabilir ama Şimdi yani herhalde bir kısıtlanmış yani 3 şehir üzeri sadece 3 kısıtlanmış. ayrı vize. Aynen öyle ya artık Evet ama onun galiba Londra'da Londra zaten doğup yaşıyor. büyümüş. Evet, onun için Amerika çok zor. vizesi de almıştır 30 senelik zaten, orada Olmayabilir. bir Belki sıkıntı hani yoktur. Avrupa'dan bahsetmiş olabilir. Avrupa'yı seviyorsa eğer. Evet. Avrupa'dan mı? Çünkü Avrupa'da evet bir her yer kapalı şu anda maalesef. Evet, her yer Devam kapalı. ediyor. Her yer yani, biz daha özgürüz açıkçası aslında. Kesinlikle daha özgürüz. Çok Kesinlikle fazla. daha özgürüz. İngiltere, Almanya hepsi çok farklı durumda. Daha kapalı. Evet. Lockdown. Korkuların var mı? Hani vardır ya her insanın korkusu. İftira. Değil mi? İftira atıldı mı hiç sana? Atıldı. Peki nasıl başa çıkıyorsun onlarla? Hiçbir şey yapmayarak. Şey yapıyorsun hani biraz. Eve gidip kaşık pozisyonunda yorganı üstüme çekip ağlıyorum. Gerçekten mi? Evet, ne Öyle mi yapacağım? Ben bir atıyorsun? yengeç burcuyum.
ve sizin gibi. Ben de çok böyle kabuğuna çekilirim kırıldığımda, üzüldüğümde. Ama böyle küllerimden de çok güzel kalkarım ve herkes of ya yine mi kırmadık biz gibi. Bu kızı falan diye böyle. Çok güzel. İftiradan çok korkarım. Evet. Allah da kimsenin gerçekten başına vermesin. Aynen öyle. Ama dediğim gibi nazara inandığım için böyle manevi değerlerim vardır. Bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmem. Bir karmaya inanırım. Hiçbir şey... Herkes ektiğini biçer değil ben mi? Ben buna çok inanıyorum. Ay, ben de. Çok inanıyorum. Doğru, o var yani. Karmaya herkes inanmalı bence. Kesinlikle. Peki çocukluğun nasıl geçti? Nerede geçti? İstanbul'dum. Ailemin yanında geçti. Hı-hı. İstanbulluyum. Ben Karadenizli bir ailenin kızıyım. Babam Rizeli. Çok tatlı bir ailem var gerçekten. Yani herkes ailesini çok sever. Evet, tabii. Sevmeyen de vardır tabii ki ama ben bu konuda şanslı bir insanım. Çok güzel bir ablam var. Çok tatlı yeğenlerim var. Ay ne güzel. Evet. Annem rahmetli oldu. Sonra babam çok güzel Aa, bir başın evlilik sağ yaptı. olsun. Gerçekten hiçbir şeyden eksik kalmadık yani. O konuda çok mutluyum. Hiç öyle travmalarım falan Aa ne yoktur. güzel, çok iyi. O zaman iki kız kardeşsin Evet, aslında. ablam. Ablan evlendi. İki yeğenin mi var? İki, evet çok ay Allah'ım çok şekerler. Sen nasıl o zaman evliliğe nasıl bakıyorsun? Evliliğe ya Güzel şimdi bir örnek var sonuçta kesinlikle karşında, değil mi? ama keşke onun gibi olabilsem. Olabilir, neden O olmasın? çok akıllı, çok farklı bir kız, çok garantici, çok gerçekten ben biraz daha anını yaşayan biriyim. Hani evin olur ya böyle küçüğü farklıdır, büyüğü Evet evet farklıdır. öyle O biraz oluyor. daha böyle hani Otur. kontrollü, daha böyle şey. O yüzden kontrollü bir tip olduğu için evlilik ona çok uzak olmadı yani. Hani bunu idare edebildi. Kaç sene oldu? 4-5. senesi galiba onun. Tabii bayağıdır da evli. Yani çok da mutlular. Ne güzel. Ben şey bakmıyorum evliliğe. Kötü hani böyle olur ya. Ay ben evlenmeyeceğim falan. Önce kariyerim falan. Ya böyle şeyler Çok saçma. planlı olmuyor. Aynen öyle. Değil Hiç mi? belli olmaz. Tabii ki canım, yani bir anda karşına doğru insan çıkar ve pat diye hem evliliği hem iş hayatını çok güzel yürütebilirsin. Bunu başarabilen çok insan var. Mesela siz yani. Ben evet şu an 8 yıllık evliyim. Yani gayet de güzel gidiyor. İyi ki de evlenmişim diyorum. Çünkü hani ya belli bir yaşa kadar yalnız kalabiliyorsun, işte o istediklerini yapabiliyorsun ama sonrası olmuyor aslında. Herkese evliliği tavsiye ederim aslında. Tabii bir hayat paylaşabilmek çok kolay bir şey değil. Ama yani çok da hani böyle ütopik de bakmıyorum bence yani. Sonuçta anne babam hani birlikte büyümüş, yani birlikte büyümüşüm hepsiyle. Hani evli bir hayatın içinde büyüdüğüm için Evet, hani güzel evlilik bana çok örnekler. şey gelmiyor. Evet, Hani aynı anladım. yemek masasında büyüdüğüm için çok böyle ütopik gelmiyor. Evet. O biraz da bir travmatik şeyler yaşayan insanlarla alakalı da Doğru olabilir. söylüyorsun. Evet. Haklısın. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası ilişki. Uluslararası Amerikan İlişkileri Evet. bölümünü bitirmişsin ama hiç herhalde mesleğini yapmadın çünkü 17 yaşında tiyatroya başladıysan. Nasıl oldu o? Yani neden? Ya orada da babamın kulağını çınlatayım. Babamın hep şey alakası vardır böyle o altın bileziği tak aslında ne olur tak ne olur tak Evet, ne olursa garanti olsun 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 bir ama tane haklı, bir şey haklı. derdi. Ben de kazandım Marmara Üniversitesi'ni çok da iyi bir üniversite diye gittim giderken dedim ki zaten şey minibüsle gidiyordum bir durak sonrası şeyde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ydi. Ondan sonra oradan çıkıyordum oraya gidiyordum. Oradan çıkıyordum oraya gidiyordum. Ama tabii o sahne tozunu alınca o daha çok şey geldi. Staj yaptım ama kendi alanımda Ha çalıştım. çalıştın yani Çalıştım aslında. evet böyle bir 6 ay falan sonra 7. ay teşekkürler. Bıraktın. Teşekkür ediyorum Evet. falan dedim O zaman İngilizcen de çok iyidir senin. Amerikan ben. Ya lisanıyla. İngilizcem hani Demin duydum tabii konuştuğun, güzel çok fazla konuşuyorsun. yabancı arkadaşım var tabii ama şu an bence bir oyuncu için yeterli değil tek bir İngilizce seviyesi. Ekstra şu an İspanyolca falan öğrenmek çok istiyorum. Diller çok önemli çünkü biliyorsun artık çok globalleştik. Evet. Şu an tek bir İngilizce bilmenin de çok yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Yabancı dil çok önemli gerçekten. Çünkü her dünyada ya özellikle İngilizceyi bir bilmek gerekiyor. Yanına da bir dil daha olsa aslında çok daha iyi işler yapabilir insan aslında. Hani global Yani tabii bu olarak. biraz iş imkanı da sunmaları lazım. Şimdi mesela Woman TV dedik mesela. Gerçekten bir kere zaten ismi kadın Evet, yani. güçlü kadınlar. Çok Kadınlar zaten güçlüdür. mükemmel bir şey. Aynen öyle yani bir kanala daha ne kadar güzel bir isim Değil verebilirsin. mi? Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de maalesef zaten kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor da Aynen maalesef öyle. öyle bir şey var ki özellikle şu Türk televizyonunu kullanamıyoruz bence. Biz kadınlar Evet. kullanamıyoruz. Şu
geçen haftaki olay çok konuşuldu. Yani ne gerek var? Yani değil bir mi? Kadının üzerinden bir kadının prim eleştirmek yani biz kendi kendimizi eleştiriyoruz sonra diyoruz ki kadın hakları. Yani aynen öyle. Öyle bir şey yok. Sıkıştığında da kadın hakları. Ben nasıl bir kadının çelişki değil mi? Tabii ki yani kendinle çeliştiğinde güven vermezsin. Televizyon o kadar aslında saydam bir yer ki hiçbir şey kaçmıyor. Şimdi ben mesela bir dakika önce söylediğim şeyi unutuyorum ama eminim ki karşıda çok fazla insan belki de Aslı bunu niye böyle söyledi? Aman canım bu kızı da değiştir ya da aferin bak ne güzel konuşuyor. Evet. Yani her şeyi alıyor seyirci. Kesinlikle alıyor ve unutulmuyor. Evet. Unutulmuyor ve sosyal medya sayesinde de artık her şey eleştiriliyor. Yani seni göğe de çıkartıyorlar, yerden yere de vurabiliyorlar. Aynen. Çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Ne söylediğine ne yazdığına çok dikkat etmen gerekiyor. Evet. Artık her şey çok daha göz önünde, çok daha hani herkes iç içe, herkes çok hızlı her yere ulaşabiliyor. Kendi fikri yani sadece şimdi ünlü insanlar değil, vatandaşlar bile bir şeyi telaffuz ettiğinde yani herkes haberdar olabiliyor. Evet. Ve gündem olabiliyor. Yani gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yani zaten kadınlar yani birbirini desteklemesi gerekiyor. Kenetlenmesi gerekiyor değil mi? Mesela şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Girişimci kadınlar. Bir sürü girişimci kadınlarımız var yani kreatif kadınlar, üreten kadınlar var. Ne düşünüyorsun onlar hakkında? Hani üretim yapıyorlar, kendi işlerini kuruyorlar. Tabii çok ki. Güzel değil mi tabii bu işler? Ki yani Betül Mardin vardır. Türkiye'nin ilk uluslararası biliyorsunuz kadını. Ve haklı. Mükemmel bir kadın. Bence Türkiye'de çok ciddi değerler var zaten. Hı hı. Yani ben mesela Gülse Birsel'i çok severim. Ben de kendi çok bayılırım. Bayılırım. Ayşe Erman severim. Evet ben de. Yani kalemini çok severim. Güç bunlar benim için mesela değerli güçlü isim verebileceğim. Evet. Ajda Pekkan. Zaten duayen. Falan. Kendi alanımdan bahsediyorum ben. Yani ne düşünüyorsun tabii? Ben de konservatuvarda daha doğrusu aldığım drama komedi eğitiminde yazarlık bölümümüz de vardı bizim. Senaryo yazıyormuşsun. Evet aslında üretim derken aklıma öyle bir şey geliyor. Bence Türkiye'deki sistemi şöyle oturtmak lazım. Yani herkes işsizlikten yakınıyor ama kimse bir şey üretmek istemiyor. Evet. Yani o evde otururken de bile aslında kurabiye yapıp o kurabiyeyi kendi sosyal medyasında satan insan da üretken insandır. Aynen öyle. Yani bu da aslında yapan çok. Da çok ama yapmayan da çok. Yapması daha çok çoğalması gerekiyor bunların değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Bunların çoğalması için de bunları yapan insanların yani göz önünde olan bizlerin insanları irite edecek şekilde davranmaması lazım. Aynen öyle. Desteklemesi yani güven gerekiyor. Vermesi lazım. Evet. Her kadına. Evet. Bilene de bilmeyene de. Aynen onu anlatmaya öyle. Çalışıyorum. Yani onu belli bir sınıfa, belli bir seviyeye koymaması gerekiyor. Asla. O yüzden çok kıymetli girişimler çünkü bunlar. Yani kıymetini bilmek gerekiyor, destek vermek gerekiyor. Ya hani zaten bir şekilde, Türkiye, Anadolu. Aynen öyle. Yani Türkiye istedikleri kadar yani maalesef olmayacak yani. O kakoreçi yiyecek o insan. Anadolusun sen. Şimdi Anadolu kadını kadar da çalışkan bir kadın var mı dünyada? Yok, gerçekten yok. 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 Yani o ne yapar eder yine ekmeğini taştan çıkarır, çocuğuna çoluğuna bakar. Aynen, hiç öyle ben hani şey diyorlar Anadolu kadını da işte ezdiren hiç de yok, yok, hiç değil, öyle vallahi. Bir şey yok. Benim babaannem vallahi önde gidiyormuş bütün çocukları arkasında. Çok güzel. Dedem babaannemden çekinirmiş öyle. Yani. Öyle aslında öyle oldu. Evet. Yani geneli öyle ya. Şimdi böyle çoğaldı kadınla istediği gibi konuşuyor insanlar. Hani bence bizim neslimiz de çok çoğaldı. Evet. Hani diyorlar ki nerede o eski evlilikler? Eski evlilik olamaz çünkü kadın kendini ezdirmiyor ki eskiden aslında. Aynen öyle. Zaten o aslında şu anki hani bu şiddet durumlarında biliyorsun maalesef böyle inanılmaz takıntılı insanlara yani maruz kalıyor kadınlarımız. Bırakıyor, gidiyor sonra ne oluyor? O takıntı devam ediyor adamda. Kadının işte hayatını cehenneme çeviriyor. Yani hani aslında kadın hani cesaret var. Artık hani çekmek istemiyor, eziyeti çekmek istemiyor. Yeni bir hayat kurmak istiyor ama işte bazı takıntılı erkekler de buna müsaade etmedi mi işte. Görüyorsun hani her ya gün bir olaylar hani, oluyor bizde. Bunu da böyle bu tarz şeyleri de bence bir cinsiyet söylemeden aslında ya, biraz insan ya. Sorunu bu. Ya, aynen yani öyle. Biraz o travmaları olan insanlar belli oluyor. Ve bence başta o bilinç ya, farkındalık. Evet. Bence farkında olan insan kendini ezdirmez. Farkında olan evet. İnsan üretime yakındır yani. Doğru. Diye düşünüyoruz. Kreatif misindir? Yani bilmiyorum. Bakın şurada şöyle ufak bir küpem var. Evet. Bu beni kreatif gösteriyorsa kreatifim. Ama çok böyle daha şeyim ya. Daha düzüm galiba.
Daha mı diyorsun? Yani evde mesela hani işte bir şeyleri birleştirip hani veyahut da işte kıyafetlerini işte şu aksesuarı da şuna takayım veya resim yapayım hani. Yani resim... Kreatiflik tabii, çünkü çok geniş bir yapabiliyor yelpaze. Muyum bilmiyorum. Ya denememişsin resim. O zaman. Hayır hayır yapabiliyor muyum bilmiyorum ama çok böyle özendiğim bir şey olduğu için sürekli alıp tuval böyle yağlı boya bir şeyler deniyorum. Evde var öyle. Ya o zaman hobilerin var aslında. Var var tabii ki var. Küçükken örgü örüyordum. Ha ne güzel. Evet ama hiçbir zaman o şeyi öremedim var ya. Böyle hangisini? Yuvarlak yuvarlak yapıyorlar. Ha o şey ne derler ya. Midye gibi duran olan. Evet hani ne o, öyle top top böyle. Tak, unuttum valla. O aslında çok kolay biliyor musun? En kolay öyle ama. Diyeyim. En kolay değil. Zor tabii ki. Hani onu kaçırmaman gerekiyor. Bir kaçırdın mı zaten öyle o, bir şey, o birleşmez. Şeyi biliyorum. Şu, üç ileri, üç ileri, iki geri. Üç ileri, iki geri. Şimdi onu kazak mesela çantasını çok yapıyorlar. Çanta işte girişimci kadınlar onun çantalarını yapıp satıyorlar. Artık böyle o tişört kumaşı böyle penye kumaş var. Onu şerit halinde kesiyorlar. O şerit halinde şeyde ip haline geliyor tabii ki. Onunla çanta mesela. Çok çanta yapıp güzel. Ev kadınları %100 el işi. İnanılmaz ben birkaç tane aldım. Çok çok güzel. Yani Instagram işte sosyal medyada da çok fazla satılıyor o çantalar. Öyle mi? Biraz takip et bakalım. Tamam. İnanılmaz çok zevkli işler yapılabiliyor. Keyifli. Evet, sosyal medyada çok... benim bir tane videom var. Şey pandemi döneminde böyle hani her gün biliyorsunuz erkekler şeye girmiş artık gastronomi okumuş evet. Hepsi güya. Tabii ki ekmek yapıyorlar herkes yani. Lahmacun yedi herkes falan. Yani bilmiyorum ben de biraz böyle acaba ne yapsam dedim. Evdeki böyle işte şişelerle cam şişelerinden şey yapmıştım, mumluk yapmıştım. Aa ne güzel. Böyle boyamıştım dışını. Böyle ipler sarıyorlar, işte simler döküyorlar. Aslında çok güzel. Yani evdeki her şeyi dönüştürebiliyorsun aslında biliyorsun değil mi? Tabii yani onu böyle paraya dönüştürdüğünde girişimcisin o, işte. Aynen öyle. Zaten o bir tık ilerisi girişimcilik oluyor evet, o konuda. Çok güzel ya. Aslında kıyafet konusunda çok alışveriş yapar mısın? Marka takıntın var mı? Çok hiç alışveriş yok. Eder misin? Çok ne yakışıyorsa odur. Aslında hiç moda yok. Öyledir zaten. İnsana yani, yakışandır. Yani ben, hani kişinin kendisi markadır ya. Aynen öyle. Herkes bak, mesela Serap Koç bir markadır. Aslı Turan da bir markadır. Doğru. Yani onu senin yönlendirmen lazım. Öyle takıntılarım yok. Hep siyah mı giyersin yoksa çok renkli ya, de giyinir misin? Ya çok garip misin? Evet siyah giyiyorum. Siyah neden? Çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Ben sarı siyah uyumu mudur nedir bilmiyorum. Siyah çok seviyorum. Ya ben de çok severim ama yani eskiden çok siyah kullanırdım ama sonra dedim ya biraz renkler yani. Hayatımda ilk defa pembe bir kazak aldım mesela neon. Dedim o da güzelmiş ya siyah güzel. Pantolonun üzerine. Çok, evet gördüm bugün yakışmış. Evet tabii. Mesela hani dedim niye giymiyorum ya ben neden hep siyah hep koyuya takılıyorum. Hani biraz renklerle kombin etmek güzel oluyor aslında değil mi? Var mı öyle çok renkli cart kıyafetlerin kombin yapar mısın? Kombin yapmayı sever misin? Yok. Çünkü bazen alışıyor kadınlar biliyorsun hani şey işte şunu şununla kombin ederim bunu bununla kombin ederim. Falan bir ara vardı çok ya. Şapka, pötür şapkaya çok takmıştım. Ha, ben de bir ara çok kullandım. Takmıştım, çok seviyordum. Sonra saçım bozunca vazgeçtim. Yani yere gidiyorum, saçım sürekli bozuk. Bütün gün de onunla takılmak kötü oluyor diye. Yani çok böyle aksesuarım çok yoktur ya öyle. Çok düzümdür aslında. Biraz ya. Böyle hareketli görünürüm ama hiç uğraşmayı sevmem. Çok takı da yok değil mi? Takı da çok fazla kullanmıyorsun. Yok hayır. Sevmiyorsun. Yani ama şunu çok seviyorum. O çok güzel bak. O zaten yetiyor aslında. Minimal öyle. Evet, ya zaten bazen az çoktur derler ya. Hani ufacık bir şey, güzel. Bir hareket bile. Şey. Mesela fötür şapka. Evet ben 20'li yaşlarımda çok fötür kullanırdım. Siyah bir fötür şapkam vardı. Yani hiç de demezdim işte şimdi. Ama şu an kullansam diyecekler ki aman ne kadar hava atıyor falan. O şapka ne öyle ukala falan gibi. Böyle saçma sapan düşünceler. Mesela bakın. Niye böyle anlamadım. Niye böyle? Normalde çok özgüvenliyim kendim zaten. Neden senelerce moda yaptım. Ama öyle düşünebiliyorsun ya bazen. Neden bir insanın giydiği şeyle ona mesela hemen bir sıfat takıyoruz çok yani. Kötü değil mi? Evet. Çıkarın sana ne be? Sen evet. De tak. Ya ben yani. Bir süre şey yine 20'li yaşlarda gece bile yani çıktığımda restorana gidiyorum renkli gözlüklerle. Çünkü bir futbolcu moda yapmıştı onu unuttum şimdi. Dünyada bir moda oldu 2000'lerin başında. Aa. Tabii böyle adam her maça çıktığında renkli özellikle turuncu gözlük takardı böyle güneş gözlüğü ama spor güneş gözlüğü.
Ben de takmıştım ya, her renk, sarı, kırmızı, mor, turuncu, rengarenk kocaman gözlüklerim vardı ve bir gece onlarla çıkardım dışarı. Gece gündüz böyle, öyle bir moda olmuştu. Benim gibi birkaç manyak daha vardı o Ay konuda. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani bayağı bir şeydi ama çok güzeldi. O gün yani hani öyle cesaretler de oluyor zaman zaman ama yaş ilerledikçe herhalde biraz daha insan... Bunun yaşla da alakası yok. Yani mesela... Kendini gerçekten nasıl özgür hissediyorsan, nasıl iyi hissediyorsan, onu yani kendini, insan kendinden başka kim bilir ki bir insanı yani. Bence herkes istediğini yapabilir ya bu konuda. Bu kadar da böyle yaşla da alakalı bir şey olduğunu Değil düşünmüyorum mi? Ben Aslında bunun. Aynen. Zamanla alakalı biraz da herhalde, biraz değişti zaman. Peki korkularını sordum ama fobilerin var mı? İşte asansör fobisi, yükseklik fobisi, benim mesela yükseklik fobim vardı. Yükseklik korkum var. Yükseklik korkum var. Hatta çok komik bir anım var. Karşıdan karşıya ay çok komik bu. Şeyden hani yüksek ne diyorlar ona? Üst geçit. Üst geçitte unuttum yani. Çok iyi gerçekten. Üst geçitten geçerken babamı arardım. Onun bir orada ofisi vardı. Babamı arardım. Baba aşağı iner misin? Üst geçitten geçmem lazım. Babam aşağı inerdi. Koluna girerdim. Üst geçitten beni bırakırdı falan. Aa, öyle niye? Metroya falan iniyordum. Ya bilmiyorum, yükseklik korkum var. Niye öyle bilmiyorum. Benim de ama ya uçağa binerken falan, özellikle uçak ilk hareket halindeyken biraz böyle şey oluyorum. Evet, ben de Korkuyorum, bakamıyorum geriliyorum. Aslında korkuyorum ben de. Hani Biraz o inişler çıkışlar değil mi? Bazen yukarıda da böyle bir şey oluyor ya hani uçağın. O zaman da böyle bir korku geliyor, olay bitiyor ama ondan sonra. Ya evet, öyle bir korkum var. Öyle hayvandan korkmam. Hiç öyle şey, Kedi sürüngendir köpek gibi hani falan. böyle Hiç şey. böyle sinek Yılan? bile öldürmem. Yok, hayır, öyle Yani korkularım yılan yok. fobim var mesela. Yani Hiç televizyonda görmedim, acaba görsem. ondan mı? Hani... Ben gördüm ya, bir de şey ya Yani şu... yakından görmedim, öyle söyleyeyim. Hani olur ya, yılan geçti falan, hiç olmadı yani. Evet yani evet, ben öyle anılarım da var ama mesela televizyonda görsem gece rüyama girer. O Aa. yılanla bayağı bir uğraşırım yani, o yüzden o acayip bir fobim var. Yükseklik korkum da vardır benim çok fazla. Mesela bazen arabalara hani o dağlardan falan hiç yani ödüm patlar. Yani 50 defa Yükseklikten düşmüşümdür yani ben orada. dolayı. Ay Çok evet. korkarım yani. Ama onun dışında işte asansör falan, kimisinin işte o şey kapalı ortamda olması falan, öyle bir fobilerin yok yani. Yok. Ne Öyle yüksek falan. öyle yok. Anladım. Var mı kedin, köpeğin, Ay hayvan evet, besliyor ve de bir musun? tane meleğim var. Bir Charlie'm var. King Charles kendisi. Yani çok değişik bir çocuk o da ya. Gerçekten Charlie, çocuk diyorum tabii. Çocuk, Gerçekten, evet. çünkü hayvan sahibi olduğunda gerçekten bir Kedi mi, köpek mi? köpek. Ha, köpek. Köpek. Cinsi ne? Ya şey, King Charles. Ha, okey. Evet. Duymadım. Ondan sonra kendini şey zannediyor, kral zannediyor falan. Gerçekten Onların mi? geninde öyle bir şey var biliyorsunuz. Ha. İlk İngiltere Başbakanı'nın köpeği olduğu için Ha, onun. öyle bir asil kan mı Oradan var yani onda? ne demek istiyorum biliyor musunuz? Yerde yatar ya mesela köpek, Evet. şöyle yerde yatmıyor. Abi bir koltuğa çıkacak yani. Küçüklüğünden beri böyle ama. Allah Allah, Evet, kaç evet. yaşında? Şu anda 3'e girdik. Ay çok tatlı. Evet. İsmi ne? Charlie. Çok düşkündür o zaman sana. Yani düşkün, evet. Gerçekten düşkün ama ben ona daha düşkünüm Daha mı galiba. düşkünsün? Evet. İnsan inanılmaz bağlanıyor değil mi? Ya çok bağlanıyor. Bir de ne oluyor biliyor musunuz? Evde beslediğiniz zaman mesela sokaktakini de yani daha çok seviyorsunuz. Hayvan Ya sevgisi mesela başka bir şey şey. diyorlar işte, pitbull'lara karşı böyle bir insanların korkusu var. Hayır. Ne korkuyorsun? Aksine pitbull en oyuncu köpek. Onun oyun anlayışı o zaten. Hani oynuyor aslında. O zannediyor ki oynuyor Ama yani. saldıranlar da Ama çok fazla. insanlar Biliyorsun onu olaylar, çok yetiştirene olaylar bak. oluyor. Şöyle söyleyeyim size ben. Sapıklar var değil mi etrafta? Evet. Tecavüz ediyorlar, taciz Evet. ediyorlar. Evet. Bunları da yetiştiren anne baba var. Yani Şimdi evet. suçlu mu? Hepsini mi? Hepsi Ya sokakta. evet. Atmıyorsun. Yani Eğitimine bağlı diyorsun her yani, canlı aynı değil. yetiştiren. Onu demeye çalışıyorum. Okey, evet. Biraz sen yani onu aldığın zaman o köpeği, dediğim gibi o yüzden evlat dedim ya, Evet. seni yetiştiriyor aslında, seni Doğru. derler ya, her köpek sahibine benzer diye. Asla doğru, evet. Yani biraz nasıl Yetiştirmeye bağlı yetiştirmeyle diyorsun. alakalı. Bir tane adamın teki ısır oğlum bilmem ne oğlum diye onu o şekilde büyütüyor. Sonra gidiyor salıyor, o da onu ısırıyor diye bütün pitbull'lar kötü. Öyle şey mi olur canım? Doğru. Yani. Peki hayvan haklarıyla alakalı hiçbir girişimin, bir aktiviteye katıldığın falan oldu mu? Veyahut da öyle bir Oldu düşüncelerin var yani, mı? estağfurullah tabii ki yani, her zaman buradan da söylüyorum, yapabileceğim bir şey olursa Evet. her zaman yardımcı olmaya çalışırım.
Birkaç tane de oldu açıkçası. Bu konuda yonca çok iyidir. Yonca encimek, evet, yonca çok güzel yani yönlendirir. Hürmüz'de yonca da vardı. Yonca ile oynamıştı. Ha, evet. Evet, yani o çok iyidir. Onun yönlendirdiği birkaç şey de oldu. Bir de derneği var zaten değil mi? Derneği evet. Var. Orada evet. Da çok aktif aktiviteleri var. Ya sana şeker kız diyorlarmış. Şeker gibi kızsın zaten. Ay, o ayrı bir konu da. Nereden çıktı o ya? Ya o nereden çıktı? O benim bütün hocalarım tabii yaşları çok büyüktü. İşte Göksel Kortaylar, evet. Ondan sonra işte Müjdat Gezenler falan, bunlar yani çok büyük yaşta insanlardı. Evet. Tabii onların kafasında da böyle hani geziyordum böyle Müjdat Gezenler falan. Sarı sarı böyle. Şeker kız, sarı sarı şeker kız falan, Lolita Molita muhabbetine öyle bir kaldı. Ama bana hani bilmiyorum, bu ama sormak lazım, şeker miyim değil miyim, o cevap versin. Hala mesela Müjdat Gezen'in yanına gittiğinde şeker kız, aa şeker yok, kız hiç zannetmiyorum bir şey diyeceğini. Diyorsun. Hiç zannetmiyorum. Çok güzel. Senaryoya dönelim. Senaryo yazıyorsun. Evet. Ne yazıyorsun? Hani hayatımla dram ilgili bir şey yazıyorum şu an. Biyografik bir iş. Evet. Bir iş diyorum. Film mi, dizi mi? Ya şu an bir dizi olacak kadar bir şey yaşamadım. Daha 28 yaşındayım. Evet, olsun canım. Yani hiç belli olmaz. Şöyle söyleyeyim, şaka bir yana. Aslında biraz daha filme daha yakın bir senaryo. Yani hı-hı, öyle bir çok az bir şey. Hayatımın, bütün hayatımın kesinde değil, hayatımda yaşadığım bir olay var ve o olayı üstünden gittiğim bir hikaye bu. Ağır bir durum mu? Neşeli evet, mi? Pozitif mi? Biraz trajik. Ha, biraz, biraz trajik, okay. Biraz trajik bir durum. Onu inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl ancak bitirmiş olurum. Onun dışında çeşitli programlar falan yazıyorum. Ha, ne güzel. Kendin mi oynayacaksın yoksa? Kendim oynamam. Aklında var mı birileri? Ya kim oynasın isterim? Yani hiç onu düşünmedim. İnanın düşünmedim. Düşünmek ama gerekir ama. Ama Farah Zeynep Abdullah'ı çok beğeniyorum. Evet ya, şu an değil mi? Bergen. Farah'ı çok beğendim ya, çok gerçekten. Mesela Bergen de çıkıyor Mart'ta. Heyecanla bekliyorum. 7 Mart'ta galiba. 7 mi 4 mü? Öyle bir şey. Yalan, şimdi yanlış bir şey söyleyeyim. Ben de ya 4 ya 7, doğru söylüyorsun. Evet ama çok merak ediyorum ve çok beğendiğim, çok evet, cici bulduğum bir kadın. Ben de çok severim kendisi. Çok doğal oynuyor bir defa değil mi? Yani çok umurunda değil her şey. Özünde yani, bir kız. Evet, şey de kompleksiz bir kız. Evet. Değil mi? Bilmiyorum, o kadar hani bir araya gelmedim hiç. Hı-hı. Ama çok beğeniyorum. Evet. Elçin'i çok seviyorum, Elçin Sangu'yu. Evet, onu çok beğeniyorum. Çok da güzel bir kız evet, o. Hiç bir oynamadın herhalde değil mi? Yok, onunla hiç oynamadım. Okey. Peki yeni proje var mı? Yani hani o senaryo, hani senaryo geldi mi? Okuduğun bir senaryo var mı? Var. Bir film, var. Yaz dizi projemiz var şu anda. Hı-hı. İnşallah. Hatta oldu olacak gibi yani. Aa, ne güzel. Dizi aynen mi, film öyle mi? Dize. Yaz dizisi. Yaz dizisi. Çok severim yaz evet, dizilerini. Evet, artık biliyorsunuz hani bütün artık yurt dışındaki dijital şeylerde, programlarla atıyorum. Mesela Netflix evet, vardı. Evet. İşte şimdi mesela Disneyland Türkiye'ye evet, girdi evet, falan. Evet, evet. Bu biraz daha o tarafta. Büyük platformlar. Aynen. Pardon ya. Onları söyleyemiyor muyuz onları? Yok, söyleyemiyoruz. Aa, pardon. Ne bileyim ben çok böyle şey, çok açık konuşuyorum. Ay, çok pardon. Ya, bir sıkıntı işte değil. Büyükler zaten. Aynen. Dijital dijital platformda deyip dijital platformda olacak bir işe imza attık. Çok da keyifli olacak diye düşünüyorum. Romantik komedi. Çok özlediğim, gerçekten hep böyle bana, mesela Leke de dramatik bir diziydi. Evet. Böyle ilk defa romantik komedi, bir oynadım romantik komedi, daha doğrusu komedi şeydi işte, Aslı gibidir Aslı de. Gibidir de evet. Ondan sonra dizide ilk defa iş yapacağım. Bakalım. Onun dışında da yakın zamanda kısa süreli bir lifestyle programım olacak. Aa, çok bir güzel. Kanalda. Aynen. Moda, işte dekor konuk değil mi? Siz de ben konuk bekliyorum. Aa, gelirim tabii ki. Tabii, seve seve. Çok güzel. Ya çok fiziğin çok güzel, boyun da iyi. Hiç modellik teklifi aldın mı? Çok. Çok aldın değil mi? Evet. Hiç çıkmadın mı podyuma? Çıktım. Çıktın mı? Evet, yakın bir arkadaşım. Aa, nasıl kaçırdım ben? Ay, estağfurullah. Yani şöyle, bana dedi ki bir yakın bir arkadaşım markasıydı. Londra'da da markası var, hı-hı, şimdi söylemeyeyim. İşte Aslı ya lütfen hani ben sen çık istiyorum falan. Ya dedim ben gülerim. yani dedim gerçekten gülerim, ben ciddi olamıyorum. Çok güzel yürüyorlar ve hani çok düzler falan. Evet. Böyle benim bir tane fotoğrafım var, onu size şeyde programdan sonra tamam, gösteririm.
Bir de yani baş manken yaptılar beni. Aa, çok çok büyük sorumluluk. Çok büyük. İki tane kostüm giydim falan. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi adına ben öyle bir şey yaptım. Tamam. Plastikten kız geri dönüşümden bir elbiseler yaptı. Aa, çok iyi. Evet, o yüzden çok istedi aslında biraz. O zaman güzel bir iş. Onun baş modelliydi. O yüzden gerçekten beni heyecanlandırmıştı. Ve hani iki tane kostüm giydim. Allah'ım, ben bir çıktım. Zaten hani bana böyle eğitim aldın mı çünkü catwalk'ta yürümek ya, çok o zor. Anda, o anda bir böyle verdiler biraz ama tabii o bir model gibi değilim yani. Hiç şey yapmadım. Ya İzlemem gerekiyor, izleyebileceğim bir yer var mı? Tabii ki, ama gülüyorum yani. Olsun ya. Modellerde gülüyor ya. Model dediğim güler mi? Biraz donuktur be. Ya o aslında biraz konsepte bağlı. Ben mesela kendi defilelerimde kızlara bazen diyordum gülün kızlar. Kimisinde işte koleksiyona bağlı tabii ki. İşte yok lütfen gayet ciddi yürüyün. Biraz da o koreografiye bağlı tabii ki, koreografinin yönlendirmesiyle. Ama yani bazen de işte engel olamıyorsun mesela. Hani benim kızlarda da bazen hani oluyordu. Hani çok ciddi durması gerekiyor ama duramıyor. Kız hani yürürken bile kahkaha atabiliyordu yani. Olabiliyor. Doğal şeyler bunlar aslında. Ya model olmak hani biraz daha tabii kıyafete öncelik verdikleri için siz mimik yaptığınızda insanlar kıyafete değil hop sizin direkt suratınıza sana, bakıyor. Doğru. O yüzden biraz aslında rol çalıyor oluyorsunuz. O yüzden herhalde ciddi durmak gerekiyor. Doğru. Ondan sonra da daha tabii birkaç tane arkadaşım daha söylüyor ama... Arada yapabilirsin ya keyfini. Zaten yok, çok defile olmuyor ya. Ya. Onu da yapmayayım artık ya. Onu da bir yapmayayım. Yurt dışında eğitim falan alma şey niyetin var mı? Var ya çok böyle hani işte gideyim şu eğitimi de yurt dışından alayım falan. Evet, ben New York Film Akademi'yi kazandım bu yıl. Aa, çok güzel. Aynen, Los Angeles'ta onun ön şeyini kazandım. Harika. Sınavına girdim, kazandım ve kazandıktan sonra bir proje başlayacağı için onu ertelemek durumunda kaldım. Ama yapacaksın sonuçta. Yani tabii şimdi eğitimin aslında zamanı yok. Kemal Sunal bunun en güzel örneğidir mesela. Rahmetli. Yani, aynen öyle, Allah rahmet eylesin. Yani 70 yaşında mı üniversite? Evet, yok hayır 56 yaşında 56 vefat diyor, etti ama sonuçta Tuncay hani 50'li Kurtiz yıllarda. Miydi? Evet, Tuncay Kurtiz mesela. Üniversite. Evet, öyle bitirdi bir şeyi vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Kemal Sunal mesela üniversiteyi kaç yaşında dediniz? 56 yaşında vefat etti ama 50'li yaşlarda üniversiteyi bitirdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğitimin aslında yaşı yok bence. Orada biraz kariyerde de hani eğer zaten hani aldığım bir eğitim evet var. Ama buna nasıl söyleyeyim? Hani ön lisansı alıyorsun. Lisans, yüksek lisans gibi bir şeydi benim kazandığım şey. Hı hı. Böyle bir workshop programıydı aslında. Evet, evet. Ama New York Film Akademi seni üniversite gibi bir şeye tempoya sokuyor. Doğru. O yüzden hani ben onu biraz daha erteledim. Ön ama yapacaksın sonuçta. Güzel. Evet, çok, inşallah. Çok iyi. Allah izin verirse boşluğunda gideceğim. Peki izlediğin filmlerden, dizilerden etkileniyor musun? Veya işte farklı sonuçta oyuncusun sen. Hani farklı görebiliyor musun? İşte ne güzel oynamış. Hani örnek alıyor musun veya kendi kendine eleştiriyor musun? Hani o gözlemi nasıl merak ettim açıkçası. Yani... Ve ne izlemeyi çok seversin? Korku mu, komedi mi, aşk mı, dram mı nedir? Ya aslında ben biyografi çok seviyorum. Biyografi evet, çünkü yaşanmış bir şeyi izlemek beni hemen içine alabiliyor ve iki saat bile olsa o benim çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra romanların böyle hikaye şeylerini, çevirmelerini çok seviyorum. Dünya evet, çok güzel. Falan. Evet, kitapların uyarlanması değil mi? Evet, evet, çok seviyorum. Yani ben açıkçası henüz öyle hani birini örnek alıyorum ya da birini eleştirebilecek kıvamda falan değilim. Estağfurullah öyle, canım, yok, yok öyle aile, bir niye? Şey, öyle bir şey yapamam ama çünkü her oyuncunun bir şeyi sunmasını çok farklıdır. Sunucu herkesin da böyledir. Farklı, yani evet. Herkesin farklıdır. Size farklı bir rol geldiğinde siz çok farklı bir yerden alırsınız. Evet. Öbürü çok farklı bir yerden alır. Doğru. Yani o yüzden hani bunu bireyselleştirmek çok da doğru değil. Özellikle aynı işi yaptığım kişi için. Evet. Mesela halktan biri olsam tabii ki bunu konuşması daha kolay olur. Mesela şu anda çok kişi ben bu kızı beğenmiyorum diyebilir. Ama bence bir oyuncunun bir oyuncuya böyle bir yorum yapması çok adil değil gibi geliyor bana. Doğru. Bir hoca olur. O zaman ki tamam, evet. Hoca da zaten inanın tiyatro hocaları da hiç öyle eleştirmezler. Değil mi? Çünkü konuşmayı çok iyi bilen insanlar oldukları için yönlendirirler. Ne güzel değil hiç mi? Hiç ne kadar ne kadar adil ve asil değil mi? Evet, aynen öyle. Ama mesela yeni kendimde bir şey keşfettim. Eskiden tekniğe bakmazdım, şimdi tekniğe bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Mesela görüntü yönetmenine çok dikkat etmezdim eskiden. Hı-hı. Şimdi çok dikkat ediyorum dizilerde, filmlerde. İlk mesela
O teaser yayınlanırken bence olay tamamen görüntü yönetmeniyle geçiyor. Evet. Görüntü yönetmeni iyiyse bence bir film kesinlikle çok iyi olabilir. Ve yönetmen tabii ki, değil mi? Tabii yönetmen de ama zaten, görüntü yönetmeninin evet, çok daha gözü çok iyi olması çok gerekiyor, değil mi? Çok önemli bir şey olduğunu. Mesela bir dizi vardı, söylemeyeceğim adını. Tamam. Çok iyi bir yapımın dizisiydi. Bayağı da izlendi. Başroldeki adamın gözü mavi diye bütün filmi mavi izledik sırf adamın gözü daha çok patlasın i̇şte diye. İşte hiç o olmaz. Bütün o rengi lacı mavi yaptı yani. Berbat bir durum. Ya mesela o eskiden dikkatimi çekmezdi, artık dikkatimi çekiyor. Evet. Peki var mı hani yerli veya yabancı idolün? Hani yine de örnek aldın. Sonuçta mutlaka vardır ya. Ben de mesela var. Modaya başladığımda vardı birkaç tane. Ve gerçekten o tarzım çok yakındı onlara ve örnek aldım. Hani vardır mutlaka. Ya İsimle telaffuz edebilirsin. Tamam, Jennifer Lawrence'ı çok beğeniyorum. Ben de evet. Çok beğeniyorum ve onu biraz böyle tavırlarını falan kendime çok benzetiyorum. Çok mizah olan evet. Bir kadın. O yüzden komik de aslında değil mi? Evet, bana benziyor. Böyle bodozlama konuşuyor falan, hoşuma gidiyor yani. Ama her şeyde oynuyor. Mesela drama oynuyor, aksiyon oynuyor evet. Değil mi? Her evet. Şeyi oynuyor. Evet. Bir de yani hani bir kadının aksiyon oynaması için de hani nasıl söyleyeyim, hani dövüş dersleri de alması gerekiyor. Var mı sende öyle bir düşünceler yani mesela dövüş dersi hani iyi durması gerekiyor sonuçta rol yaptığında da var mı böyle düşüncelerin? Oyunculuk sırasında ilk eğitim aldığımda eskrim aldım. At binmeyi biliyorum. Ha, çok iyi. Ata biniyorum. Çok avantaj. Ve bence bir kadın için de bu arada yapılması gereken en güzel spor, onu söyleyeyim yani. Direkt böyle duruşunuzu şey yapıyor, dikleştiriyor ve hani belinizi falan incelten bir şey. Onun dışında öyle eskrim de almıştım ama yani şu an ne durumdayım hiç bilmiyorum. Çok uzun süredir yapmadım. Vallahi artık. Pilates evet. Yapıyor musun? Veya spor herhangi bir spor. Spor yapıyorum. Spor yapıyor musun? Evet. Çok böyle şey misindir? Evet. Haftanın hani kaç günü mesela spor yapıyorsun? Yani biraz da hani bu bayanlarımıza şey var mı böyle biraz tiyoların var mı hani? Estağfurullah tabii ki söylerim ama hani ben hastalandığım için bu ara pek yapamadım. Biraz böyle bir evet. Salmıştım ama şimdi yeniden başladım. Spor da aslında biraz kültür, biliyor musunuz? Evet. Ben alıştıktan sonra yaşam onu biçimi. Evet, alıştıktan sonra yapmadığınıza kendinizi böyle bedeninizi aldatmış gibi hissediyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Ben ne yapıyorum? Aslında ben aç karnına spor yapmayı tercih ediyorum. Neden? Öyle bir tüyo verebilirim. Çünkü güne sporla başlamak, yani bir kahve sonrası spor daha beni aktifleştiriyor. Hı hı. Ve daha fazla kalori yakmamı sağlıyor gün içinde. Erken yoruluyorum ve erken uyuyorum. Erken uyuduğunuzda da hı hı. Güzel bir döngüde oluyorsunuz. Aslında şey, bana çok spor yapan ve işte gerçekten inanılmaz sağlıklı yaşayan bir arkadaşım şey demişti. Serap, sabah kalktığında ilk önce muz dışında herhangi bir meyve ye. Çünkü o meyve direkt doğrudan bütün vücuduna vitamin olarak hani faydası oluyor. Ve 10 dakika hiçbir şey yapma. Sonra ister suyunu iç, ister kahveni iç, fark etmez ama uyanır uyanmaz bir meyveye 10 dakika bekle dedi. Yani o vücuda hem o enerji hem o vitaminin gerçekten de faydalarını gün içerisinde de göreceksin. Ve ben onu söyledikten sonra hakikaten bunu aslında uyguluyorum, biliyor musun? Faydası çok fazla. Faydasını gördüyseniz evet. Güzel. Yani metabolizmanız güzel ama ben mesela meyveyle benim aram yoktur. Benim mideme asit yapar meyve. Ben, şişirir değil mi? Yani beni şişiren bir şey ama ben onun yerine şunu önerebilirim. Uyanır uyanmaz gerçekten limon dilimiyle, limon dilimiyle başlayabilirler. Yani bayağı, evet. Mesela ben limon yerim. Evet. Aa, çok zordur ama. Evet. Da alerjidir. Kız kardeşim Ebru öyle nasıl yiyor ya? Portakal gibi limon yiyor. Evet, ben de yerim. Veya hani limonu, işte suyunuza limon sıkmak, onu böyle büyük böyle içmek. Detox onu önerebilirim. Ya. Evet. Uyanır uyanmaz onu önerebilirim yani. Smoothie yapıyor musun? Evet. Evet, ben yapıyorum. Ben yeşil yapıyorum ya. Hiç ben bir şey atmayı sevmiyorum. Ha, güzel. Çöpe atmayı sevmiyorum. Bu yüzden zaten smoothie aleti aldım eve. Ben de. Bütün o çürük her şeyi koyuyorum. En güzeli. O ıspanak da dahil buna. Evet. Çok keyifli oluyor. Ben de çok ıspanak, işte salatalık, roka, evet. maydanoz çok iyi oluyor gerçekten. Özellikle hanımlara yağ şey olması için, değil mi? Vücuttaki toksinleri atmak için. Evet, böbrek taşına falan da iyi geliyor her galiba, şeye değil çok mi? İyi geliyor. Hı-hı. Çok iyi hissediyorum. Yani her gün günde bir tane yeşil smoothie'mi içmeden duramıyorum Ay, artık. Ay ne güzel. Evet. İşte bu kortizondan dolayı da birazcık o ödem olayı olduğu için onun da faydası oluyor. O yüzden Aslı, iyi ki
ki geldin. Ay ne çabuk geçti. Vallahi geçti. Sohbetine doyum olmaz. Ya işte kadın kadın olunca böyle oluyor gerçekten ya. Evet. Ama enerjiniz çok güzel. Senin de stüdyonuz öyle. Stüdyonuz çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Ay çok tatlısın. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Ben de sana gelirim. Tekrar bekleriz. Tabii. Evet inşallah. Çok yeni programında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim inşallah. Artık inşallah Women TV'de artık izlersin. Tabii ki her zaman. Çok sağ olun. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.